Hocam bir şey sormak istiyorum. Hı, buyurun. Ben size Allah, yani bir şey istedim, yapmadınız. Peki Allah rızası için yapın hocam dediğimde burada vebal size mi geliyor ya da böyle bir vebal var mı? Allah rızasının bize etkileri nelerdir? Yani sen bana şu işi yap diyorsun. Ama ondan sonra da Allah rızası için yapar mısın diyorsun. Buradaki şey şu. Sen bir istekte bulunuyorsun. Benim de bir hassasiyetim var. Bu hassasiyeti zorlayarak o isteğini gerçekleştirmek istiyorsun. Aslında senin burada yaklaşımın faydacı bir yaklaşık. Yani senin istediğine ulaşman için benim bir hassasiyetimi zorlamak. Peki ben yapar mıyım, yapmaz mıyım? Buradaki konu şudur. Sen orada o istekte bulunmakla o kısmından sorumlusun. Ben de bunu yapıp yapmamakla oradan sorumluyum. Yapmışsam da bunun neden yaptığımın hesabını vereceğim. Yapmamışsam da neden yapmadığımın hesabını vereceğim. Peki o zaman ben buna nasıl bir ölçü bulabilirim? Ölçü şudur. Dört kısımda bunu düşünmem lazım. Birincisi sana ait kısmı. Dünyaya ait bunda senin kârın var mı? Kazancın var mı? İkincisi senin ahirete ait kazancın var mı? Ondan sonra geliyorum kendime. Benim bunda dünyaya ait kazancım var mı? Ahirete ait kazancım var mı? Şimdi bütün bunları check ederek gitmem lazım ki bu konuyu anlayabileyim. Şimdi benim bunda mesela diyelim ki ahirete ait kazancım var. Ama dünyaya ait zarar ediyorum. Yani benim bunu yaparsam bir param gidiyor, pulum gidiyor. Senin de hem dünyaya ait hem de ahirete ait kazancın var. O zaman bunu yapabilirim de yapmayabilirim de. O dünyaya ait kaybımı hesaplarım. Ben buna katlanabileceksem, bunda ahirete ait herkesin kazancı var. Karşı tarafın hem dünyaya hem ahirete ait kazancı var diyerek yapabilirim. Ama mesela çarpıcı bir örnek vereyim. Getirdin, koydun, rakı, sen içiyorsun. Bana da diyorsun ki içer misin hocam? Yok içmem. Allah rızası için içer misin? Şimdi bu rakıyı zaten Allah'ın bana vermiş olduğu bazı sınırlar var. Onlara göre yani anayasaya göre bu zaten yasak. Veya başka bir iş. Hırsızlık yap dedin, Allah rızası için yapar mısın? Şimdi burada benim hem dünyaya ait zarar olmak çok büyük ihtimal hem de ahirete ait zarar var zaten. Bunu yapsam karşı taraf, sen de bundan zarar görebilirsin. Bunu yapmamakta çok özgürüm. Yapmam, reddederim. Burada zaten Allah rızası oluşmuyor demektir. Yani sen bunu Allah rızası için dedin diye burada Allah rızası olmaz. Allah rızası şudur. Sen Allah'ın sana karşılaştırmış olduğu olaylardan eğer razı olabilirsen, yani başına gelen olumsuzluklara bile rıza gösterebilirsen, sabredebilirsen, sen Allah'tan razı oluyorsun. Allah da senden bu şekilde razı olur demektir. Bu şu demektir. Sen Allah'tan razı oldukça sistemi değiştirirsin. Sistem de senden razı olur. Allah da razı olur. Senin başına gelen olumsuzluklar da yavaş yavaş kaybolur. Bu rıza böyle bir şey. Sözde olacak bir şey değil. Onun da kaidesi, kuralları var. Kuralları da Allah'ın vermiş olduğu bize kurallardır. Onlara uygun olup olmadığına bakmak lazım. Hem kendine ait hem de karşı tarafa ait. Hem dünyaya ait hem ahirete ait. Bunlar uygun mu değil mi? Onun için böyle bir sözle bize yaklaşan kişinin sözünü reddettiğimiz zaman aslında Allah'ın rızasını reddetmiş olmayız. Allah'ın rızasına uygun davranmış oluruz. Allah aşkına ya da Allah rızası, ikisi için de Fark geçerli değil etmez, mi ikisi hocam? için de Yani geçerli. bunlardan biz vebal olarak sorumlu Yani değiliz. tabii şimdi diyor ki ya olumsuz bir şey söylüyor. Allah aşkına yapar mısın? Yapmazsam sen Allah'ı sevmiyor musun veya Allah'a yaklaşmak istemiyor musun? Böyle bir şey yok. Allah'ın vermiş olduğu sistem var. O sisteme bakıyoruz. Yani burada zaten bizim bu esma zikirleriyle de anlatmak istediğim şey bu. Kendini kontrol et. Ne olduğunu anlatanı, bu kontrolü farkındalıkla sahip ol ve yapman gereken şeyin ne olduğunu anla. Veya kainata bakış açını ona göre ayarla. Onu ayarladıktan sonra yaptığın şeyden de emin olursun. Hakikaten gerçekten bir iş yapmış olursun. Ve karşı tarafın dünyasına da ahiretine de faydası olan bir iş. Burada bir tek şu var. Kendi zararına olan, dünyaya ait zararına olan bir işi yapabilirsin bile bile. Ama bunu da farkındalıkla yaparsın. Yani burada param kayboluyor ama burada ahirette bana fayda var ve karşı tarafın hem dünyasına hem ahiretine fayda var deyip bu bir kısmı görmezlikten gelebilirsin. Ama diğer kısımları hepsini dikkat etmek zorundasın. Yani mesela hırsızlık yap dediği zaman bu hırsızlıktan ben de zarar görürüm büyük ölçüde. Ahirette de hesabını veririm. Karşı taraf da bundan zarar görebilir. Çünkü o niye hırsızlık yaptırıyor? Parayı paylaşacak veya
Oradan bir menfaat temin edecek. Yani onun için bunlara dikkat etmek lazım. Allah'ın sınırladığı şeylerin ötesine geçmemek lazım. Söylem ne olursa olsun burada önemli değildir. Peki olumsuz değil de olumlular için nasıl diyebiliriz hocam? Olumluları Yani zaten Allah yaparsın. rızası için şu adamı öldür değil de Allah rızası için ekmeğini benimle paylaş dedim. Tamam, benim paylaşacak ekmeğim varsa paylaşırım. Ama ben burada aç kalacaksam, yani sana verdiğim zaman aç kalacaksam şunu düşünmem lazım. Ahirete faydası var. Bu dünyaya faydasını ahirete tercih edebilir miyim? Edebilirim. Ama ben aç kalacağım. Çocuklarım da aç kalacaksa sen de istiyorsun ekmeğin yarısını. Bu sefer çocuklarının vebaline girmek. Hangisi daha önce burada bakacaksın? Yani bir tane ekmeğin var. O ekmek çocuklar yiyecek. Ben yemesem de olur ama yarısını sana vereceğim. Allah rızası için dedi. Çocuklar aç kaldı. O zaman burada bir tercih yapabilirsin. Yani bunlar hep düşünülmesi gereken konular. Ha, burada da şunu yapabilirsin. Ona da bir miktar vereyim. Çocuklarıma da vereyim. İkisine de yeter dersen onu da yapabilirsin. Ama burada reddetmek her zaman Allah'ın rızasına uygun olmayan bir iş yapmak manasına gelmek. Aksine bazı şeyleri de reddetmek gerekir. Reddederek de karşı tarafa yardımcı olunabilir. Yani karşı taraf bunu huy haline getirdiyse, kendisi çalışmıyorsa, etmiyorsa, sen de çalışıp çocuklarının yarısını ona vereceksen ve bunu huy haline getirmişse onu reddederek de ona yardımcı olunabilir. Çünkü ona sen şunu diyorsun, kardeşim sen git çalış, çabala, kendi şeyini çıkart. Kazanmaya bak, tembelliği bırak. Tembellik de Allah'ın istemediği bir şey. Sen bunu Allah rızası diyerek bu tembelliğini de meşru hale getirme diyorsun ona. Bunu da yapabilirsin. Yani bir de aklıma takılan şu soru var hocam. Ahirette ama Allah aşkına denildi, Allah rızası için denildi, neden yapmadın diye bir vebal ve sorumluluk bize ait değil. Yani böyle bir soru sorulmayacak, değil mi hocam? Sorulmaz, sorulsa bile şöyle bu verdiğimiz cevap gibi cevap verilebilir. Orada kendinden emin olduğun için karşı tarafın bundan zararı vardı veya benim ahirete ait zararım oluşuyordu. O yüzden yapmadım diyebilirsin. Çok da güzel bir şey olur, cevap olur.